Latin ülkelerine gittiğim zaman orada en çok duyduğum kelimeler mucho gracias, por favor, pardon. Mucho gracias, çok teşekkür ederim demek. O kadar çok insanlar birbirlerine kullanıyorlar ki bu kelimeyi, o kadar çok kullanıyorlar. Saygı açısından çok önemli. Por favor, lütfen demek. Her hani bir şeyi rica etmek anlamında söylemek. Biz hani ver oradan 2 kilo domat, ver oradan bir maydanoz, ver bir cigara, ver bir rakı diyoruz ya, onlar lütfen verir misin diyorlar. Genellikle böyle yani. Uzak Doğu'da, gelişmiş ülkelerde, Latin Amerika ülkelerinde hep rica var, lütfen var. Karşısındakini insan yerine koymak var. Onun karşılığını da karşısındaki kişi aynı şekilde iade ediyor. Pardon da hani özür dileme gibi o anlamda. Hani birisine dokandıysan, işte istemeden çarptıysan veya önüne geçtiysen pardon diyor. Gelişmiş ülkelerde de çocuklara ilk önce öğrettikleri şey teşekkür etmesini öğretiyorlar. Birisi bir şey yaptığı zaman, yani en ufak bir şeyde, yani ilk onu öğreniyor çocuk. 1-2 yaşlarında onu öğretiyorlar. Bir şey verildiği zaman veya bir şey sorduğu zaman, bir şey karşılığını aldığı zaman hep bu var yani. Teşekkür, özür dileme. Yani kendisi yapmasa bile özür diliyor, konu kapanıyor. Yani halbuki hatayı karşısındaki kişi yapıyor. Ondan sonra fakat üzerine alıyor. Ne olacak üzerine? Bir daha o insanı görmüyor ki. Yani küçücük bir şey olmuş. Ondan sonra excuse me diyor. Geçiyor gidiyor yoluna. Yani şeye mal ve tartışmaya bilmem neye mal yok. Ülkemize döndüğümüz zaman Türkiye'ye adam teşekkür ettiği zaman görüyorum çünkü izliyorum. Teşekkür ettiği zaman sanki vücudundan bir parça eksilecek. Sanki cebinden para eksilecek. Eğer teşekkür ederse yani bir kopma olacak vücuttan veya bir şeyi sahip olduğu bir şeyden eksilme olacak gibi görüyor. Böyle bir büyüklük, bir gurur. Herkes de yani şey de olsa, parası olmasa da aynı şey yani. Hiç değişmiyor yani. Zihniyetle ilgili özür dileme. Yok özür dileme. Yani bir hata yapmış insan, dersin ki özür diliyorum. Ne olacak yani? İki kelime özür dilerim yani. Bu insanın bir parçası eksilmiyor. Yok arkadaş. Hani şey yok. Dönüyor. Bakıyor yüzüne. Bir şey mi söyledin diyor bir de. Hem hayvan gibi davranıyor. Onun arkasından da bir şey mi söylüyorsun diyor. Bir şey mi söyleyeceksin diyor. Yani tehdit vari. Bu toplumun tamamı böyle yani. Geneli böyle. Adama teşekkür ettiğin zaman adam şuna bak hani ben hep her gittiğim yerde Türkiye'de bana genellikle benim işim Türkiye'ye gittiğim zaman ya kafeteryada otururum ya restoranda otururum yani muhakkak genelde kafeteryada otururum. Adam bana servis yapıyor, bir çay getiriyor. Tabii ki teşekkür edeceğim ona. Her seferinde teşekkür edeceğim. Onu onüre edeceğim. Çünkü benim için hizmet veriyor, gidiyor, getiriyor. Her ne kadar o kişinin işi olsa da benim ona saygı göstermem lazım. O yaptığı davranıştan dolayı saygı göstereceğim ki işini severek yapsın. Genellikle benim işim de genellikle garsonlarla oluyor Türkiye'ye gittiğimde. Çünkü bir deniz kıyısına oturup orada denizi seyretmek, denizde baş başa kalmak, doğayla baş başa kalmak bilmiyorum, ben de bir haz uyandırıyor.
Bu tabii zihniyet meselesi, toplumun genelinin zihniyetinin meselesi. Tabii çocuk annesinden babasından ne görüyorsa onu yapıyor. Adamın babası özür dilemesini bilmiyorsa çocuğu da özür dilemesini bilmeyecek yani. Babası anası teşekkür etmiyorsa çocuk da anasını babasını takip edecek tabii ki. Daha ne beklenir? Bundan dolayı da zihniyetle ilgili bu toplumların gelişmişlikleri, eğer insan bir şeylerin değişmesini istiyorsa önce kendinden başlayacak. Oturacak oturduğu yere şöyle rahat bir vaziyette, eğer koltuk varsa şöyle rahat bir vaziyette koltuğa oturacak, şöyle başını da arkaya yaslayacak, şöyle geçmişe gidecek, kendi davranışlarını göz önünden geçirecek ve kendinle baş başa. Gerçi kimse bunu yapmaz yani. Hiç kimse böyle bir zor işe kalkışmaz. Çok zordur bu. İnsanın öz eleştiri yapması, ben nerede hata yaptım demesi çok zordur. Yani bu kolay kolay yapılacak bir şey değildir. Ben bunu bildiğim bileli yapıyorum. Mesela ergenlik çağında derdim ki arkadaşlara, bende gördüğünüz hata, yani sizce beğenilmeyen bir şey gördüğünüz zaman söyleyin, düzeltmeye çalışayım derdim. Yani eğer böyle bir davranışım varsa ben bilmiyorumdur, bilmediğim için yapıyorumdur. Ondan sonra bundan dolayı da uyarırsanız benim gerçek arkadaşımsın. Yani o hatayı yapmayı engelleyebilirim sizin sayenizde diye. Ondan sonra mesela Ölüdeniz'e gitmiştik ilk defa. Şimdi yumurta kırıyoruz, menemen yapıyoruz. Diyor arkadaş, ağzını şapırdatıyorsun diyor. Rahatsız oluyorum diyor. Doğrudur. İyi de arkadaş, ben ağzımı şapırdatmadan yemeğe kalktığım zaman ikinci lokmayı aldığımda yemek bitiyor. 5 kişi kalıyoruz çadırda. Tabii 5 kişilik menemen yapıyoruz. Arkadaş, 2 lokma alabiliyorum. Çünkü ağzımı şapırdatmamak için çok yavaş yemek yemem lazım. Yani geviş getirir gibi. Şimdi o arkadaşlar çok çocuklu aile çocukları, alışkın. Çocukluktan yani hızlı yemeğe alışkın. Ben evde 2 çocuktum ama hep tek kahvaltı yapardım. Yani yalnız başıma kahvaltı yaptığım için ben hep sabah kahvaltısında 1 saatte kalkardım. Yani ben yavaş yemek yerim. Hala yavaş yemek yerim ben. Bundan dolayı da sağ olsun arkadaşım beni uyardı. Ağzını şapırdatıyorsun diye. Ben dedi rahatsız oluyorum. Denedim ağzımı şapırdatmamayı. Aç kalıyorum. Dedim ki siz yiyin. Sonra ben kendime yapayım. Çünkü beraber kaldığım arkadaşlar hep çok çocuklu ailelerdi. Onun için onlar uzman yani hızlı yemek. Çünkü hızlı yemek yemezsen aç kalırsın çok çok çocuklu ailelerde. Ondan sonra öyle çözümü bulmuştuk. Onlar yiyip kalkıyorlardı. Sonra ben kendi başıma yapıyordum. Yavaş yavaş yiyordum. O zaman ağız şapırdatması olmuyor yani. Yani bir örnek vereyim dedim. Yani arkadaşımın uyarması üzerine. Onun için de öz eleştiri önemlidir. İnsan kendinden başlarsa düzeltmeye bir şeyi. Çünkü işte herkes şikayet ediyor. Herkes şikayet ediyor. Peki sen şikayet ettiğin konunun düzelmesi için ne yaptın? Hiçbir şey. Ama
düzelmesini istiyorsun, kendini hariç tutacaksın. Her konuda, her konuda binlerce konu var. Ya şikayet edilebilecek ama gel ucundan tut, düzeltelim dediğin zaman hiç kimse yanaşmıyor. Ben yakın, kendi çok yakınımdaki arkadaş, akrabalardan biliyorum. Sohbet ederken mesela şikayet ediyor. Ondan sonra hep de gerginlikle konu kapanıyor. Soru sorduğum zaman sinirleniyor. Hep ama böyle oluyor. Ondan sonra ben söylerim lafı yani. Şey, bir daha o kişiyle, yakınımdaki kişiyle benim bir daha görüşüp görüşmem önemli değil. Ben doğruyu söyleyeyim. Karşımdaki kişi algılar veya algılamaz, kızar bana, kızsın. Bir sorun yok yani, kızdı diye ben gerçekleri söylemekten vaz mı geçeceğim? Hayır, devam edeceğim. Onun için bu zihniyet meselesi, teşekkür edebilme, özür dileyebilme, rica edebilme meselesi. Onun için bize biz bunlara alışamayız. Bu onun için de hep kavga edeceğiz. Ama sokakta kavga edeceğiz. Arkadaşımızla, tanıdığımızla veya tanımadığımızla. Neden? Saygısızlıktan dolayı. Kavgalar olacak, insanlar birbirlerini bıçaklayacak, silahını çekecek, öldürecek. Bunlar hep olacak. Çünkü birbirimize nasıl davranmamız gerektiğini bilmediğimiz, öğrenmediğimiz, öğrenmek istemediğimiz sürece bu böyle devam edecek.